Yürüyen Kod'dan herkese merhaba, ben Görkem Tok. Bugün Java ile bir öğrenci otomasyonu yapacağız. Konsol ekranında bir öğrenci otomasyonu yapacağız. Java ile kodlayacağız. Programımız konsol tabanlı olacak, görsel olmayacak. Programımız text, yani veri tabanı vesaire kullanmayacağız. Verilerimizi text dosyasına kaydedeceğiz. Biliyorsunuz text dosyası bazen programların ayarlarını tutan, bazen de işte belirli şeyleri tuttuğumuz, belli yazıları tuttuğumuz bir dosya biçimi. Not defteriyle genelde açıyorsunuz bildiğiniz gibi. Şimdi programı ilk açtığımızda 3 tane menümüz olacak. Birincisi kayıt girme, ikincisi hesaplama, üçüncüsü de rapor yazdırma. Kayıt girmede öğrencinin numarasını, ismini, soy ismini, vize notunu, final notunu alacağız. Sadece bunları alacağız. Ve bunları öğrencibilgi.txt adlı bir dosyaya kaydedeceğiz. Hesaplama işlemlerinde öğrenciyi notsuz, yani sadece isim ve soy ismini göreceğiz. B şıkkında öğrencilerin başarı puanı ile göreceğiz. Yani başarı puanı nedir işte? Aşağıda değindiğimiz gibi vize çarp. Vizenin %40'ı, finalin %60'ı şeklinde. Bu ikisinin toplama sonucunda oluşan başarı puanını göreceğiz. Ve C şıkkında da öğrencilerin başarı puanını ve harf notu ile göreceğiz. Nasıl mesela? İşte benim öğrenci numaram ne olsun? 182-503-001 olsun örneğin. İşte Görkem Tok, vize notu atıyorum 50, final notu 50. Başarı puanı 50 haliyle. Harf notu da buraya göre neymiş mesela 59D olarak yazdıracağız. Yani örneklememiz gerekirse. Bir de rapor yazdırma bölümümüz olacak. Rapor yazdırma bölümünde de sırasıyla öğrenci rapor.txt dosyasının içine öğrencileri ilk olarak isim, soy isim, vize notu, final notu, başarı puanı, tabii ön numarası ile birlikte öğrenci numarası, ismi, soy ismi, vize notu, final notu, başarı puanı, harf notu şeklinde yazdıracağız. Sonra sınıfın en başarılı öğrencisini ve en başarılı, yani başarı notu en yüksek olan öğrenciyi ve başarı notu en düşük olan öğrenciyi yazdıracağız. Sonra vize, final ve başarı notlarının ortalamalarını göstereceğiz. Tabi burada gördüğünüz gibi bir uyarımız var. Harf notu almayan öğrenciler, yani 29 ile 0 arasında başarı puanı olan öğrenciler ortalamaya dahil edilmeyecek. Sınıfın frekans grafiğini çizdireceğiz. Frekans grafiği şöyle olacak. Atıyorum A alan öğrenci sayısı 5 tane ise A işte eşittir yanına 5 tane yıldız. B alan öğrenci atıyorum 3 tane ise B eşittir yanına 3 tane yıldız şeklinde bir grafik çizdireceğiz. Hoş bir şey olacak. Ve bunları dediğim gibi öğrenci rapor.txt adlı dosyaya kaydedeceğiz ve görüntüleyeceğiz. Tüm işlemleri dinamik gerçekleştireceğiz. Dinamikten kastım dediğimiz sadece bizim bildiğimiz öğrencinin numarası, adı, soyadı, vize notu, final notu. Sadece biz bunları bileceğiz. Bunları sırasıyla metin dosyamızdan okuyacağız ve sonucunda hesaplamayı ya da rapor yazdırmayı gerçekleştireceğiz. Başarı notunun dediğimiz gibi vizenin %40'ını, final notunun %60'ını alarak hesaplayacağız. Harf notu hesaplamasında da işte başarı puanı atıyorum %90 arası olanlara A, 89 ile 80 olanlara B, 79 ile 60 arası olanlara C, 59 ile 50 arası olanlara D, 49 ile 30 olanlara F şeklinde bir gidişatımız olacak. 29 ile 0 arası olanlar zaten hiçbir şekilde not alamayacak. Yani sistem bunun üzerine kurulu olacak. Bu projenin amacına değinmek gerekiyor tabii ki. Bu projenin amacı text dosyasını nasıl kullanabiliriz? Aslında güzeldir yani text dosyasını kullanmak, not dosyasını kullanmak. O güzeldir. Verimli bir şekilde programlarınızda kullanabilirsiniz. Bunun illa Java ile yazılmasına gerek yok. C# ile yazabilirsiniz, C++ ile yazabilirsiniz. Yazdığınız bir dosyanın ayarlarını tutmanız gerekir. Performans açısından da verimlidir. Hem de hani az çok dosya işleme nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor bunlara değineceğiz. Şimdi bu video bir tanıtım amaçlı bir videoydu. İşlemlerin, menünün nasıl olacağı hakkındaydı. Projeyi parçalara böleceğim. Videoları olabildiğince kısa tutacağım. 12 dakika, maksimum 12 dakika şeklinde olacak. Şimdilik bu kadar. Gelecek derste
Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.